Uluslararası kamuoyunun tüm çabalarına karşın Gazze'de dün gece ateşkes ilan edilmedi. Ateşkes beklentilerine karşın iki tarafta saldırılarına devam ederken bugün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir otobüste patlama meydana geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton krizle ilgili görüşmeler yapmak üzere bugün bölgede. Şimdi bütün umutlar yeni anlaşma çabalarına bağlanmış gibi görünüyor. Gazze'de dün gece ateşkes bekleniyordu ama bombalar yine susmadı. Tüm diplomatik girişimlere rağmen İsrail'de Filistinli militanlar da dün bütün gün ve gece boyunca karşı tarafa yönelik saldırılarına devam etti. Sınırın iki yanında da yıkım görüntüleri eksik olmadı. Bu görüntüler İsrail'in hava saldırılarından birinden sonra Gazze'de çekilmiş. Hastanelere sürekli yaralı taşınıyor ve öfke büyük. İsrail tarafındaki görüntülerde de yine büyük bir endişe var. Sınıra yakın bu yerleşim yerindeki İsrailliler herhangi bir saldırı anında sığınaklara koşuyor. Buranın biraz ilerisinde ise İsrail Kara Kuvvetleri Gazze'yi bombalıyor. Ateşkese dair görüşmeler nedeniyle kapsamlı bir kara harekatı henüz gündemde değil. Ama saldırılar sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Ban, İsrail'den kara harekatına girişmemesini istedi. İsrail must exercise maximum restraint. İsrail maksimum itidal göstermeli. Sadece yeni bir trajediyle sonlanacak bir kara harekatına karşı şiddetle uyarıda bulunuyorum. Ancak trajedi şu anda da yaşanıyor. Dün Gazze'de aralarında kardeş iki çocuğun da bulunduğu bazı siviller yaşamını yitirdi. Çocukların babaları da onlarla birlikte öldü. Saldırılarda ölen siviller ve militanlar Filistin tarafında kahramanlara dönüşüyor. Mücadeleye ihanet ettiği iddia edilen Filistinliler ise yine Filistinliler tarafından infaz ediliyor. Şimdiye kadar bilindiği kadarıyla 6 kişi İsrail için çalıştıkları gerekçesiyle Hamas tarafından öldürüldü ve bazılarının cesetleri sokaklarda teşhir edildi. Bütün bunlar olurken İsrail uçakları da Gazze'nin çevresindeki yerleşimlere bildiri dağıtmaya devam ediyor. Bu Filistinli genç bildiride yazanı okuyor. İsrail ordusu sizi ve ailenizin diğer fertlerine hedef almıyor diye başlayan bildiri bu bölgelerde yaşayanları evlerinden ayrılıp Gazze'nin merkezine gitmeye çağırıyor. Binlerce Filistinli bombalara hedef olmamak için gece gündüz demeden yaşadığı yerlerden taşınıyor. Dün gece gerçekleşmesi beklenen ateşkes yaşama geçmedi ve Gazze bugüne de patlama sesleriyle başladı. Ayrıca İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir otobüste patlama meydana geldi. Uluslararası kamuoyunun ateşkes çabaları son hızıyla sürüyor. Savaştan zarar görenlerin umuduysa çatışma içinde fazladan tek bir gece dahi geçirmemek.